Yenilmedi çünkü yoluna devam ediyor. Hem de öyle bir emin adımlarla ve öyle güzel bir şarkıyla. Ve hayatımda diyor radyolarda sevgili Erdal Çelik. Erdal, geçen hafta şarkı ulaştıktan sonra dedim ki benim en kısa zamanda konuşmam lazım, içimi dökmem lazım, bir şeyler söylemem lazım Erdal Çelik'e. Teşekkür ederim. Ne iyi ettin de tekrar bizlerle berabersin, bu güzel şarkıyı bizlere armağan ettin. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sözlerle beni takdim ediyorsun insanlara. Layık olmaya eğer olabiliyorsam da ne mutlu bana. Yani uzun bir aradan sonra böyle bir şeyler yeniden yeşermeye başlayınca insanın duyguları da karma karışık oluyor açıkça. Kendimi dinlemek bir radyoda yeniden 20 sene sonra eski şarkılarımın haricinde yeni bir şarkımı dinlemek bana bayağı güzel geldi bugün. Teşekkür ediyorum sana. Bir kere eski şarkı dememek lazım. O şarkılar hala yeni bizde. Ya ben dün bak bir şey söyleyeceğim. Soner Arıca ile bir bağlantı yaptık dün sevgili Erdal. Dedim ki ya müzik piyasasında ki ben çok uzun süredir bu işin içindeyim ve bu albümler ilk çıktığı zaman da çalanlardan biri olarak bir elin parmakları kadardır. Çok değerli sesler vardır Türkiye'de. İşte onlardan bir tanesi sensin demiştim ona. İkincisi atıyorum Atilla Atasoy. Üçüncüsü işte Çelik'tir. Dördüncüsü işte Harun Kolçak'tır. Rahmetle anıyoruz. Ama dedim bir Erdal vardır ki ya yani bize evet bir ceza mı verdi yoksa kendine mi bir ceza verdi bilmiyorum ama o kadar zaman oldu ki yeni bir şarkı, yeni bir albüm. Gerçekten biz çok... sanıyorum ceza verseydim iyi halden dolayı daha önce çıkardım. Keşke çıksaydın. İyi halden dolayı duruşmada takım elbise giydiği ve kravat taktığı için. Ya tabii aslında ben kendimi cezalandırmak değil ama beni cezalandıranları cezalandırmak istedim galiba. Oo. Ama tabii ki yanlış oldu çünkü ben kendimle birlikte beni çok sevenleri bensiz bıraktım. Bunun yanı sıra aileme olan sorumluluklarımı yani bu işim çünkü benim. Hı hı. Sorumlulukları biraz geriye attım. Sanıyorum kendim biraz nadasa çektim yani. Çünkü bana yapılan bir haksızlıklar zinciri vardı. Bunu tabii geçmişte bırakıyorum. Hiçbir zaman artık konuşmak istemiyorum. Yeni çünkü her şey hayatımda. O yüzden sanıyorum burada en büyük cezayı beni sevenler ve beni dinleyenler yedi. Onlardan binlerce kez özür diliyorum. Çünkü ben de kendimin bu kadar özlendiğini açıkça bilmiyordum. Yani şu anda acayip mutluyum. Erdal, benim için biraz böyle her zaman olmayan bir durum. Şimdi şarkı ulaştı ya, ulaştıktan sonra ben programdan sonra o gün programı bitirdikten sonra dinleyebildim şarkıyı. Ya farkında değilim, arka arkaya dönüyor şarkı. Başlamışım ağlamaya. Dedim ki klibini görmedim ama bilmiyorum. O kadar çok etkiledi ki sözleriyle, bestenle, bir de yorumunla. Dedim ki ben bu işin içinde hani 25 yılı dolduran bir insan olarak gerçekten her zaman böyle olmuyor. Her zaman böyle etkilenmiyoruz şarkılardan ya da şarkıların sözlerinden. Dedim beni ne kadar çok anlatıyor. Herkes kendisinden bir şey bulabiliyor zannediyorum. Ben de bu yalnız günlerimin, daha doğrusu hani cezalı günlerimin içinde bir günde yaptım bu şarkıyı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve orada çok free davranıyoruz. Aslında şu anda da burada böyleyim yani. Mantalitemi değiştirdim yani, sanatçı halkın arasında gözükmez. Zaten gerçi ben hiç öyle bir şey yapmadım ama böyle New York'ta metrolara binip ulaşım araçlarını kullanırken insanın aklına binlerce şey geliyor. Benim de o gün böyle trenin kalkışından, metronun kalkışından bir ritim aldım. Ve sonra herhalde içimde bir şeyler varmış. Tabii özlemlerim vardı. Eşimi, çocuklarımı özledim falan. Bir anda bu aklıma gelmeye başladı. Tabii buna bir drama olması lazım. Tabii yani bunu ben özellikle uydurarak yapmadım ama herhalde beynimde bir şeyler kurdum. Bu şarkıyı yaptım. Hiç düşünmeden de tamam dedim. Bu şarkı
doğru şarkı. Bu çıkaracağım albümün şarkılarından bir tanesiydi. Ama bu şarkıyla çıkmak zorundayım. Bir dakika. Albüm lafını duyunca ben arada. Oo, konuşulacak çok şey var. Bilmiyorum, müsait misiniz? Benden sonra bir bağlantınız var mı? Bir yere gidecek misiniz? Radyo programınız var ama. Bir radyo programım daha var. Ama şöyle söyleyeyim. Aslında ben böyle telefon gerisinde, daha doğrusu kabloların gerisinden konuşmayı sevmiyorum. Aslında bir gün Bursa'ya gelip, hem güzel Bursa'ya gelip, hem de senin programına cap canlı konuk olmak istiyorum. Vallahi beni şimdiden heyecanlandırdın. Şimdi ya ben biraz, tamam, kısa tutmaya çalışacağım, söz veriyorum ama. Yok, rica ederim, olur mu öyle? Şunu soracak olursam, şu anda tabii ki Erdal Çelik'i tanımayan bir nesil var. Dinleyiciler arasında ya Erdal Çelik kim diyenler de olabilir. Tabii. O yüzden çok kısa, şöyle biraz geçmişe götürsem seni, o Altın Güvercin yarışmaları zamanına da gidebiliriz. Hı-hı. O günlerden bugüne, elimde bu arada, ben az önce fotoğrafını çektim, Instagram'ımda da anlıkta paylaştım, bilmiyorum seni etiketleyerek gördün mü, ama albümlerin hala arşivimizde mevcut. Sende var mı bu albümler? Var. Şöyle söyleyeyim, yani ben özellikle böyle hani şey yapmam, biriktirmem bazı şeyleri. Aha. Ama kendi albümlerimi çocuğum olunca, ilk oğlum olunca, dedim ki ya ona bir şeyler kalması lazım yani. Ne güzel. Yani sonuçta kötü bile olsa yaptığım şey, ki yaptığım hiçbir şey kötü değildi benim. Ben solo'dan önceki ikili çalışmada olsun şey olsun, bunların albümleri var bende. Hani insan şey, yarattığı şeyle çok fazla, çocuğu haricinde fazla ilgilenmiyor. Belli bir süre sonra şey yapıyor. Ben de onları bir köşeye koydum ama onlar benim çünkü geçmişim ve geçmişime iyi davranmak zorundayım. Bunları saklıyorum tabii ki. Bazen hatta bir ara baktım ki hiç elimde yok. Sonra araştırdım, buldum. Kendime olmayan albümlerimi de şey yaptım. Arşivledim. Şu anda duruyor. Cana Johnson'ın bende kaseti durur. Hala pırıl pırıl tertemiz. Onun CD'si çıktığını hatırlamıyorum. Doğru mu? CD'si var. CD'si var, nasıl çıktı? O zaman nokta, yani prestij noktaydı. Kendi böyle gene bir iş hesaplaşmalar vardı. O hesaplaşmalarda CD basılmadı ona. Cana Johnson'ın ilk albümdü ve prestijin kurulmasına neden olan albümdür. Yani kazanılanlarla. O yüzden o telaşla onun CD'sini basmadılar. Ama bir gün ben Almanya konserimde DJ bana getirdi. Abi bu senin CD'in dedi. Wow. Çok şaşırdım. Evet, CD'si var ama Almanya'da çıkmış bir CD. Almanya'da çıkmış, senin arşivinde var ama. Evet. Evet, yani bir tane de olsa ilaç için var ya. Yani. Hayır, biz eskiden ne yapardık biliyor musun? Kasetleri böyle CD'lere çekerdik. CD'ler de olurdu bizim elimizde, yani bir şekliyle bulunurdu ama o kaseti ben çok böyle özel bir yerde saklarım. Çünkü içinde öyle güzel şarkılar vardı ki, onlardan bir tanesiydi Gittin Gideli. Bir de en son Embo Orkestrası'nın albümünde şarkıyı söyleyince siz, dedim ki ya acaba hani devamı gelir mi? Demek ki gelecekmiş devamı. Ya devamı tabii ki geliyor. Çünkü artık ben de sıkıldım. Yani hani dedin ya yeni nesil sizi tanımıyor diye. Benim şimdi 25 yaşında ve 17 yaşında iki tane oğlum var. 25 yaşında biraz kıyısından köşesinden yakaladı beni. Yani ama öyle 17 yaşındaki oğlum benim tap günlerimi sadece arşivlerden görüyor. Hı hı. Hatta bazen böyle bir yerlere çıktığımızda ona anlatınca beni sevenler çok şaşırıyor. Bu bayağı hayret falan. Ben çünkü ne ben ne annesi kendimizi hani anlatmıyoruz yani çocuklarımıza. Ben öyle etkiledim onları. Onlar hatta Erdoğan'ın oğlu olduğu bile yani ancak kendi arkadaşları ama tabii bu benim için bir handikaptı söyleyeyim. Çünkü gençlere bir şeyler vermek, gençlerden karşılık almak çok güzel bir şey. Bunu sahnelerde çok yaşadım. Yani ben albüm yapmadım ama hep çalıştım. Yani işim bu çünkü ve ailem bununla geçiniyor. Bana oğlum yaşındaki gençler, genç kızlar, genç erkekler aynen şöyle diyorlardı. Bununla çok karşılık
arkadaştım, onun için söylüyorum. Ya biz sizi tanımazdık. Annemle babam çok ısrar etti. Bu gece mutlaka gel ve bu adamı dinle diye. Bundan sonra sizin çok büyük seyircinizim diyen çok gençler oldu. Ben de tabii bundan büyük haz aldım. Yani sonuçta demek ki onlara da bir şeyler verebiliyorum. Anneler babalar sayesinde yeni nesil aslında bir anlamda Erdal'ı tanıyor, biliyor. Ama bilmeyenler için biraz, hani dedim ya az önce, Altın Güvercin şarkı yarışmasına katıldığınız zamanlardan bugüne çok böyle hani kısa kısa cümlelerle neler söylersiniz Erdal Çelik'le ilgili? Ya biliyorsun 85 yılında bir ikili olarak çıktık bir sahneye. Sonra 89 yılında bu ikili ayrılınca yollarımıza ayrı ayrı devam ettik. Ben o ayrılma döneminde gene kendi bestem olan Gittin Gideri'yle Altın Güvercin şarkı yarışmasına katıldım. O zaman Aha. Altın Güvercin çok meşhur bir yarışmaydı. Orada ikincilik aldım. Atilla Atasoy'un bestesi Yaz Yağmur'da da üçüncülük ödülüm oluştu. O gece iki kere podyuma çıktım yani. Onun neticesinde yeni albümümü bastırmak için bayağı bir gayret sarf ettim. Çünkü erkekle ve bir bayanla ikili yapmıştık, ayrılmıştık falan. İnsanlar böyle şey bakmıyorlardı. Yani erkek olman çok büyük handikaptı. Sonra sağ olsun Hilmi Topaloğlu, rahmetli Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir bana bir gün haber gönderdiler. Bu albümü çıkarmak istiyoruz. Ben yaptım albümü Melih Kibarlı rahmetli. Ama bir türlü çıkaramıyorum. Onlar bastılar albümü ve albüm inanılmaz beğenildi. Tek Kürekçim Sensin Benim, Cana Cansın, Gittin Gideli. Yani buradan alıp götüren şarkılar oldu. O zaman Kenan Doğulu da yoktu, ben öyle hatırlıyorum. Mesela bu şarkıyı ilk siz seslendirdiniz. Tabii ki ben şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Bu şarkının ana sözleri benimdir. Ben Kenan, benim çok sevdiğim rahmetli Yurder abinin, Yurder abinin menajerimdi İstanbul'a geldiğimde. Oradan tanıyorum, ufacık çocuk. Yurder abi vefat edince Kenan'la annesi benim işlettiğim bara gelirlerdi. Yemek yerdik hep beraber falan. Bir gün Kenan'a dedim ki Kenan bu şarkıya bir söz yaz dedim. Bak anası bu dedim. Ondan sonra tek kürekçiminde müziğini dinlemiştim şeyden, Ozan'dan. Abi böyle bir şey var diye. Dedim ki ben bu şarkıyı yapacağım Ozan'a ama bunun sözlerine şöyle bir şey yapalım. Sonra Kenan bir hafta sonra yazdı getirdi. Ben sırf Kenan'ı yazdım. Müzik de Ozan Doğulu'ydu. Sonra filmler bana çok kızdı aslında bu konuda ama ben tabii benim kardeşlerim onlar. Çok da seviyorum kendilerini. Bu şarkılar çıktı. Yani tek kürekçim sensin benim. Cana Cansın işte Gittin Gideri istemem. Yani o albüm inanılmaz güzel sattı ve beni insanlara son olarak duyurdu. Ve acayip güzel zamanlar geçirdi bana yani. Sonra hemen arkasından Ya Hep Ya Hiç albümünü yaptım ki o albümde de Ya Hep Ya Hiç bir televizyonun sabah programının sinyal müziğiydi. Gülen Dam oradan sivrildi çıktı. Ümit Sayın bir besteci ünvanı kazandı orada. Yani benim albümlerime baktığınızda yeni gençlere çok önem vermişimdir. Çünkü benim de genç müzisyen kardeşlerim var. Onlar da hem besteci hem söz yazarı hem aranjör. Yani işte o dönemde Gülen Dam eserken maalesef ki ona bir klip çekemedik. Ve albüm biraz bodur kaldı. Yani çok satacak bir albüm. Belli bir sayıda kaldı. Sevgili sonra... Erdal, biraz hatırlatalım mı dinleyicilerimize Gülen Dam'ı? Tabii. Hadi ilk versiyonuyla. Tamam. Şarkıyı dinlerken az önce söyledin ya, yani bu kablolar arasında uzaklıkta yapmak gerçekten güzel, keyifli. Yani en azından biz sesini duyuyoruz senin, ama ya bu şarkıları böyle baştan sona çalıp her birinin hikayesini dinleyip bu güzel yorumcuyu da öyle aslında dinleyicilerimizle tanıştırmamız, sohbetimizi yapmamız gerekiyor. Evet, gerçekten bu lafta değil, ben gerçekten öyle bir gün... Ya yapın ne olursunuz.
gelirim yani. Aslında bu biraz benim de ayıbım, çünkü yani bu kadar zamandır neden Erdal'la bir program yapmamışız ya da işte bir bağlantı en azından gerçekleştirmemişiz. Ya bunu ayıp olarak görme. Ben de eskiden çok kızardım. Ya kardeşim, biz burada duruyoruz, niye insanlar bizi kale almıyor gibi. Ama ben şunu öğrendim. Geçmiş seneler bana şunu öğretti. Göz önünde değilsen unutulmaya mahkumsun, ama Allah'ıma çok şükürler olsun ki hiç unutulmadım. Yani şöyle söyleyeyim, belli bir kesim, tabii ki beni tanımayan bir kesim var, ama tanıyan kesim hiç unutmadı. Hatta ben buna da övünüyorum. Yani bazı insanlar kimler geldi, kimler geçti. Yani ben 20 senedir hiçbir şey yapmadığım halde, yani tembellik mi denir artık, ya da işte bir şeylerden kopma mı denir, ama tabii denir. Ben adını artık koymayacağım. O 20 senenin acısını artık şimdi çıkarmak istiyorum. Yani çıkarmak derken, tabii bizi dinleyenlere artık sık sık şarkılarla hitap etmek istiyorum. Yani konuşarak mutlaka bir şeyler insanlara söylüyoruz, ama şarkı söylemek bence ruhlara daha iyi gelir. O yüzden ben de bir şarkı söylemek istiyorum açıkça. Bu arada bu albümde bir şarkı daha var. Ben çok severdim. O dönemlerde çok çalardım. Hangi? Levent İldem'in söz bestesiyle. Biletini kestim senin. Biletini kestim senin. Nasıl güzel bir şarkıdır. Nasıl keyifli bir şarkıdır. Çok çok güzeldir. Bu şarkıyla ilgili de sevgili Levent kulakları çınlasın. Ben çok sevdiğim bir arkadaşım. İşte adalar bize uzak diyorum ya. Levent söylemiş ama şarkıda aranjesini yaptık, okuyacağız. O zaman cep telefonları yok. Daha yeni çıkmış. Levent'i bulamıyorum. Ya ne diyor ne diyor, hiçbirimiz çözemedik. Ben sana dedim ki ya adalar bile uzak. Orada bir figür olarak oluştu. Ama sonuçta Levent bir gün açtı, dedi ki abi ya sen ne dedin orada? Adalar bile uzak. Ben dedi ki anılar bile uzak dedi. Boşlar, anılar zaten uzak dedim insana. Adalar olsun, bir şey olur mu? Yok abi, sen söyledin artık, oldu dedi. Güzel. Yani bu şarkı benim çok sevdiğim bir şarkı. Tabii benim oğlum, iki oğlum da atlettir. Yüzme sporu yapıyorlar. Onların arkadaşlarının her şampiyonluktan sonra söylediği, havuzun içinde rakip takıma söylediği şarkılardan biridir bu. Hadi çok az bunu da hatırlatalım. Çok az. Tamam. 92.6 Radyo Aktif. Yani altyapısıyla, düzenlemesiyle aslında 90'lı yıllarda baktığın zaman çok ayrı bir yerde durur bu albüm. Tabii oradaki ya vokalleri hep, ya de hiç. Okursan vokallerde Kenan Doğulu var, Demet Sağroğlu var, adını... Deniz Özerman var. Deniz Özerman var tabii, ondan sonra tiyatrocu, Yeşim Batan var falan. Yani böyle işte o zaman stüdyolar böyle hani home stüdyo değildi, gerçek bir stüdyolardı. Herkes bir çay içmeye gelir, birbirine gider, ziyaret eder falan. Hadi bu gelin içeri denip herkesle vokal yapardık. Çok... Nurcan Eren ismini de gördüm bu arada. Tabii Nurcan da var tabii, doğru. Nurcan'ın da bu arada albümü çıktı. Biliyorum. Nurcan'ı acayip severim. Çok da güzel bir albüm olmuş. Yolu açık olsun. Gerçekten o da hak edenlerden bir tanesi. Aynen öyle. İşte bu yani, kadar uzun yıllardır bekleyenlerden bir tanesi aslında. Ya aslında müzikte beklemek bence kötü bir şey değil de, sadece sanıyorum şu anda hepimizin bir zaman sorunu var. Yani, aynen. Bizde özellikle Türkiye'de biraz zamanınız geçti mi, biraz böyle saçınız aklar düştü mü, insanlar size yaşlı muamelesi yapıyorlar. Oysa ki bilmezler ki aslında müzik ruhu yaşlandıkça insanda oturuyor. Sonuçta gençken çok hoyrat davranıyorsunuz. Çok şeyler söylemek istiyorsunuz. Ama söyleyecekleriniz çok cüce ve anlamsız oluyor bazen. Ama Erdal'cığım yaşlı mı dedin sen? yok hani insanların yakıştırması diyorum. Şimdi mesela benim saçlarım beyaz, sakallarım da beyaz. Ben bunları boyamayı hiç şeylemedim. Çünkü Allah'ın bize verdiği çok güzel bir şey var. İnsan yaşlandıkça, yaş aldıkça içindeki, kalbindeki o kötülükleri yavaş yavaş yok ettikçe yüzü ve bedeni de daha güzel görünüyor. Dinleyicilerimize bu arada şunu tavsiye ediyorum. YouTube'a Erdal Çelik ve Hayatımda yazsınlar.
Yaşlı adamı görsünler orada. Nasıl bir yaşlılıkmış bu? Yani ben nasıl bıraktıysam öyle. Evet, saçlar ve sakallar beyazlamış olabilir. O bende de mevcut. Ama... İşte diyorum ya, yani hani insanlar dış görünüşle karar veriyorlar ama ben günde 10 kilometre yürüyorum. Haftanın 4-5 günü spor salonundayım. Sigara içmiyorum, içki içmiyorum. Yani Allah'ın bana verdiği bedene iyi bakıyorum. Sebebi de şu, iki tane evladım var. O evlatlarımı ömrüm ne kadarsa o kadar rahat rahat görebilmek, onlara yük olmadan yaşamak. Yani o yüzden kendime çok iyi bakıyorum. Tabii gerisi Allah'a kalmış bir şey. Sonuçta hepimiz insanız yani. Bir gün bir yerde bir şeyler olabilir. Kliple ilgili çok merak ettiğim şeyler var. Geleceğiz klibe. Yeni şarkı ama biz böyle eskileri konuşuyorken tabii konuşmadan olmaz dediğimiz bir başka albüm. Albümün adı yok Erdal ama albümde öyle bir şarkı var ki şimdi hala mesela bakıyorum bu klibinin, yeni klibinin altında yorumlarda bu şarkıyı yazıyorlar mesela. Canımın İstanbul köşesi. Ya. Tabii ben işte benim müzikten uzun süre kopmamın nedenlerinden bir tanesi o şarkı. Şöyle söyleyeyim, 95'i 96'ya bağlayan zamanında çıktığı zaman bana müthiş bir ivme kazandırdı. Yani hem kişisel olarak değişmiştim hem de mantık olarak değişmiştim. Müzik olarak değişmeye başlamıştım. Ve o dönemde biliyorsun bütün radyolar, televizyonlar, taponlar yapardı. Bütün televizyonlarda bir numaraydı şarkı. Radyolarda bir numaraydı. Fakat bir açık oturumda çok sevdiğim, isim vermeyeceğim. Bunu tabii reklam oluyor gibi geliyor bana. O yüzden bir arkadaşımla, çok sevdiğim, şu anda aramızda yok, Allah rahmet eylesin. Böyle bir açık oturumda bir laf söyledim. O da bana söyledi. Sonra açık oturum bitti. Biz kol kola evlerimize gittik. Hatta evlerimize değil, bir yere oturmaya gittik yani. Fakat ne yazık ki ondan sonra benim şarkılarım taponlardan yavaş yavaş inmeye başladı. Yani yavaş yavaş dedi aslında. Çok sıkı bir şekilde. Hemen ertesi gün ikinci sıra, üçüncü sıra falan böyle diplere doğru kaymaya başladı. Ben de şirketime sordum, nedir bu diye. Biz bilmiyoruz dediler. O zaman siz bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum dedim. Ve ben o gün hakikaten köprüleri yaktım yani. Sonra yurt dışına gittim. Oralarda kalmayı denedim falan. Ailemi oraya taşımak istedim falan. Ama sonuçta böyle bilgisayarın başında otururken yurt dışında benim için yazılanlar ve benim bilmediğim kliplerim, yani yapılmış kliplerim, benim bilmediğim, unuttuğum şarkılarım insanlar tarafından bir araya toplanıp müthiş, altına da çok güzel şeyler düşermiş. Çok müthiş ağladım o gün. Yani dedim ki yok, ben mutlaka gidip bir şeyler yapmam lazım. İşte o bir şeyler yapmam dediğim zaman da gittiğim şirketlerde maalesef ki çok zamanım alındı benim. Yani yaptığım, çıkarmadığım 3 tane albüm oldu falan. Çıkarmadığım albümleri de bir attım. Yani hiç unuttum artık. O şarkıları bile bilmiyorum yani. Ama iyi ki de öyle olmuş. Ben sonrasında dedim ki ya Erdal, sen Allah sana öyle bir tarla vermiş ki sen bu tarlayı sür. Buradan çıkacak hasat da yeni bir şeyler yap. Sağ olsun o zaman da o dönemde de Samsun Demir bana güvendi. Benle anlaşmasını yaptı. Bana da dedi ki sen hazır olduğun zaman çıkmaya başlarız dediği zaman bayağı bir zaman geçti üzerinden. Ben hazır oldum nihayet ve ondan sonra çıkıyorum şimdi işte. Arada bir de M Orkestrası ile beraber seslendirdin. Evet. Onların albümünde yer alan. Evet. Yeni versiyonuyla bir gittin evet. Gideli var tabii ki. Çok sevildi oldu. Çok sevildi. Hadi biraz onu da çalalım. 2 yıl önce çıkmıştı bu albüm. Ben çok mu konuşuyorum yoksa? Harikasınız. Ben böyle aralarda hatırlatmak istiyorum. Yani bir nebze de olsa, kısa kısa da olsa şarkıları. Sağ ol. Sağ ol. Gittin gideli acılardayım, yapayalnızım, çok özledim. Gittin gideli güneşin tadı, sevdanın adı, bende hal kalmadı. Seni özledim. Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi buralarda.
ben hep aynı benim şimdi. Sen sakın meraklanma. Sevgili Erdal, sen gittin gideli buralarda değişen bir şey yok. Takip ve hayatımda şarkısına kadar. Yazılan yorumlardan da okuduğum kadarıyla, yani bütün radyolarda aynı playlistler, aynı şarkılar o kadar fazla dönüyor ki. Sanki aynı elden çıkmışçasına, ama böyle arada bir tane farklı şarkı ulaştığı an en azından eski radyocular, bizler çok heyecanlanıyoruz. Ben de öyle oldum ve hayatımda... Ya çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben hani kimseyi eleştirmek istemiyorum. Neden? Çünkü herkes artık bu iş hobi değil, ciddi bir iş oldu. İşte de iş kolunun emrettiği ya da gerektirdiği şeyler var. Hiçbir radyocu arkadaşıma gönül koymuyorum çalmayanlara. Çalanlara da çok teşekkür ediyorum. En azından emeğe bir saygı göstergesi bu. Hani sadece insanlarda şu kanıyı uyandırmasınlar. Yani bu iş çok kolay. Yapıyoruz, atıyoruz bir tane. Çünkü o YouTube başında şey yapanlar var. Vatan kurtaranlar ve şarkıları yorumlayan bazı arkadaşlar var. İşte mesela işte tamam bu tutmaz falan. Böyle garip şeyler. Ya tutar tutmaz. Müzik bir ruhtur yani. Sonuçta tabii ki biz ticari bir iş yapıyoruz ama ticaretin yanında duygulara hükmediyoruz. O yüzden ben aslında gidişattan memnun değil miyim? Değilim ama genel bir müzik piyasası gibi gidişatında. Ama en azından üretim var. Çok üretim var. Ama bunun yanı sıra işte böyle de kalemşörler, yani aslında kalemşör de demek klavyeşörler, yani bazı şeyler yazıp insanların beynini bulandırmasınlar. Yani sonuçta kim olursa olsun, bugün genç arkadaşlarımızdan tutun bizim gibi bir dönem öncenin insanları bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Üstelik de bu ülkede bir şeyler hani çok iyi gidiyor gibi görünüyor ama çok iyi gitmeyen şeyler de var. Ama hiç olmazsa biz ruhları biraz dinlendirelim istiyoruz. Yani sonuçta devamlı ritmik şarkılar, beyni yoran şarkılarla insanlara biraz daha naif, biraz daha müziğin genel kuralı içerisinde, müziğin ruhu dinlendirdiğine dair, hani hepsi dedi ya, müzik ruhun gıdasıdır. O yüzden biz de öyle müzik yapmaya çalışıyoruz. Yani dinleyenler sağ olsunlar, dinlemeyen de sağ olsun. Mutlaka bir yerde kendinden bir şey bulacaktır insanlar bu şarkılarda. Ve bu şarkılarda yollanıp gidecektir. Ben gerçekten sizin gibi düşünen bütün radyocu arkadaşlarıma, bütün emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani bu bir mantalite çünkü. Ve hayatımda varsın. İçimdeki baharsın. O karanlık, soğuk, o sessiz gecelerde içimde sen yanarsın. Dünya değil umurumda, yoksa ne yer yanımda? Aşkın o sihirli ama ıssız ormanında yalnız kalınca anlarsın. Beni en etkileyen yerse şurası, yaram düşündüğün kadar küçük değil. İçinde sen kanarsın. Evet, o başka bir söz daha var bana gelen. Hemen ulaşıyorum tekrar. Siz şarkıyı dinlemeye devam edin. Hatırlamazsın. Ben yok oldum. Acılarda beni bulamazsın. Unutur da beni belki. Hatırlamazsın. Sen beni onca bardağın yok sayamazsın. Yaram düşündüğün kadar küçük değil. İçinde sen kanarsın. Yaram düşündüğün kadar... Başka bir yer daha var dedin sevgili Erdal. Orada mı kaldık? Aynen. Orada mı gitti? Ben de konuştum Allah'ım. Ya telefon düştü. O kadar güzel okudun ki kendime teşekkür ettim. Dedim ki yani. Güzel. Başka bir şey, özellikle hanım izleyicilerinden şu geldi. Sen beni onca vardan yok sayamaz. Oo. Yani güzel bir söz. Benim de hoşuma gider okurken. Tabii ben duygularımı yazdım sonuçta.
sonuçta insanlar da kendilerine yakın olan sözleri alıp onunla daha mutlu oluyorlar. Yani bugün inanılmaz güzel bir mutluluk yaşıyorum. Burada senleyim. Az önce bir şey geldi. Kral TV'de yayına başlamış. Yani şarkımız inşallah yavaş yavaş böyle çok hızlı başlamadık. Yani bir şey söyleyeyim mi? Yayınlamazlarsa onların ayıbıdır zaten. YouTube'da baktım yavaş gidiyoruz. İşte hemen ya sözüm meclisten dışarı sakın yanlış anlaşılmasın. Vampirler türemeye başladı. İşte yavaş gidiyorsunuz, size şu kadar tıklama yaptıralım falan filan. Tabii ben şaşırıyorum. Daha önce benim geçen sene oğlumun bir maxi albümü çıkmıştı. Onu da yaşadım aynı şeyleri. O tabii genç olduğu için aldı götürdü bayağı. Şimdi tabii ben de öyle bir şey bekledim. Oğlunuzun ismi neydi? Doğa Çelik. Ya. Ya hayır, konuşuldu mu peki o dönemlerde hiç, yani Erdal Çelik'in oğludur falan diye? Ya diyorum ya sana, ben çocuklarıma ama bir kere bir televizyon programı yaptık beraber onunla. Hatta bir Çelik daha var, o da Utku Çelik, o da kardeşim, o da bir albüm var şu anda. Yani biz Çelik soyadlı birini duyarsak hani hemen araştıralım, belki Erdal'ın ailesinden olabilir. Mutlaka. Güzel bir şey yani, o. Hep işte ailede tabii, yani bu iş tohum, yani bir şeyler ki ondan sonra şey oluyor. Benim annemden tabii geçmemizde bu müzik aşkı. Hepimizde çok severek, isteyerek yapıyoruz açıkçası yani. Bir ara diyordun ya, uzaklar benim olsun diye. Evet, uzaklar. Aman senin olmasın. Ben yoluna bakayım. Aynen, senin olmasın, sen hep bizim yanımızda o. Abi sağ ol, teşekkür. Bu arada söz beste kendisine aittir bu şarkıda. Düzenleme Selim Öztürk imzası taşıyor. Selim'i de buradan anmadan geçemeyeceğim. Selim Öztürk Kargo grubunun gitaristi ve onun düzenlemelerini yapan arkadaşımız. Yani ben hayatım boyunca çok şeye girdim, çalıştım. Ama Selim'le çalışmak çok büyük keyif. Bir kere acayip güzel bir kafası var. İnsanı rahatlatan, insanla diyaloğu çok iyi olan. Benim çünkü İstanbul'a geldiğimde yaptığım bir sülütü çalışmasında, yani sülütüye gitmek zor gelirdi bana. Oradaki insanların davranışını, oradaki insanların o cam arkasından bakışları falan. Ama gerçekten Selim kardeşim, yani benim şanslarımdan bir tanesidir. Bu şarkıyı okurken de gerçekten onun o sıcak ortamda çalışmanın verdiği hazla okumuştum bu şarkıyı. İşte yani kafama uyuşunca, mantaliteler aynı olunca çok güzel şeyler çıkıyor. O sülüsyodan daha çok güzel şeyler çıkıyor şimdi yani. Erdal'cığım, şimdi burada da mesela bir soru da yani kafamda bir oluştu. Selim Öztürk, yani Kargo grubu, bir ara hatırlıyorsam Mirken Han'la ortak çalışmalar yapmışlardı. Evet. Hiç seninle öyle bir hani yapalım mı bir şarkı, iki şarkı falan, öyle bir düşündüğünüz oldu mu? Ya tabii aslında şey yapıyoruz ama ben onlar tür olarak biraz farklılar. Ben zaten Selim'i seçmemin sebebi oydu. Ben biraz kendi o müzik mantalitemden uzaklaşayım istedim. Aha. Çünkü ona teslim ettim kendimi ve dedim ki Selim, bana hiçbir şey sorma. Sen, ama o çok saygılı bir kişilik. Sağ olsun bana hep sorar da, abi bu beste senin, şurada şunu yapacağım. Ya sen yap, ben olmazsa sana söylerim dedim. Yani olabilir tabii, Selim'le çalışmak büyük keyif. Yani Kargo tabii güzel bir isim. Neden olmasın? Böyle bir şey konuşmalarımız oldu aslında. Ama hani ben artık böyle şey rockçı, saçı başı beyazlamış bir adam rockçı olarak. Vallahi çok güzel de söylersin. Sana her tarz yakışır, ben onu söyleyeyim. Şimdi gelelim klibe. Bu arada biliyorum hani kısa tutmam gerekiyor ama biz yarım saati geride bıraktık bile. Öyle oldu mu ya? Vallahi hemen böyle klipten söz edelim ne olursunuz. Tutmak tamam. İstemiyorum sizi ama. Klip İmre Haydaroğlu tarafından çekildi. İmre de çok genç bir arkadaşımız ve daha önceki çalışmaları var tabii. Ama gerçekten çok rahat çalıştım. Bodrum'da çalıştık. Kimin fikri buraya çıkmak, burada böyle bir çekim yapmak? Ya şimdi klibimizde oynayan hani bir kız ve genç erkek var ya, onlar benim, o erkeğim benim gençliğim. Bir gün önce onları çektik, onların sahnesini.
sahnelerini. Ve o kayalara iki isi çıktılar. Çok şeker bir kız Rus'tu. Erkek de Arjantinli bir çocuktu. Muhteşem. Çok kibarlar. Çok güzel çalıştı. Hiç şey yok. Onlar çıktı oraya. Emir onları çıkardı. Sonra dedi ki abi yarın da sen çıkarsın buraya dedi. Çıkarız dedim. Yok spor yaptığını söylüyorsun ya. Allah Allah diyorum. Bakıyorum hani çekim esnasında oraya nasıl çıktı acaba? Nasıl tırmandı bu adam? Bana soranlar oldu. Helikopterle mi bıraktı? Güzel. Ya ben de çıkarken hiçbir şey fark etmedi biliyor musun? Sonra çıktım. Allah Allah. Bir anda denizi gördüm falan. Dedim ya ben neredeyim? Ben bir de biliyor musun? Yüksekten çok korkarım. Eyvah. Aslında amatör pilotum ama bu şeyde de yüksekten korkarım. Yani açık alanda yüksekten korkarım. Dedim ki Erdal ya buradan düşersen ya ölürsün ya sakat kalırsın. Düşmemek için çırpın. Hatta orada yapayalnız kaldım. Tek başıma. Onu diyorum hadi çıkarken birileriyle beraber çıktın da sonra bıraktılar yani orada. Bıraktılar beni. İşte yarı yola kadar İmre geldi benimle. Dedi ki abi şuradan geçersen o bir gün önce çocukları çıkarmıştı. Hı-hı. Çıktım oraya. Sonra kendimi çok yalnız hissettim. Başladım bağıra avaz avaz şarkı söylemeye. Tabii. Yani yalnızlığımı öyle giderdim ama çok güzel bir sahne oldu. Kamera arkası yani, görüntüleri var mı bu arada? Ya var tabii olmaz mı? Mutlaka var. Ne olur paylaşın onları da. Paylaşalım değil mi? Doğru söylüyorsun. Ya çok korkuyorsanız böyle eliniz ayağınız titriyorsa tamam paylaşmayın ama. Yok olur mu? Ben şimdi yeni web sayfam yapıldı ve girişte bu şarkıyla giriyor zaten. Yani orada bakıyorum hakikaten çok heyula bir görüntü. Çok güzel, çok hoşuma gitti benim de. Yani İmre'ye de teşekkür ediyorum. Gerçekten seyredilesi bir klip yaptı. Güzel çalıştık. Güzel duygularla çalıştık. Muhteşem. Hatta ona dedim ki İmre beni dedim öyle bir göster ki kardeşim sonunda bana desinler ki ya bu adam buradaymış da biz bunu niye oynatmadık bir filmde ya da dizide diye. Tabii bu işin şakası ama hakikaten güzel gösterdi beni. Erdal gerçekten yakışıklı bir adamdın ve hala da öylesin. Hatta böyle eskilerine bakıyorum. Acaba diyorum daha mı gençleşti? Ne yaptı böyle bir daha bir... Bir kere zayıflamışsın onu söyleyeyim. Evet zayıfladım. Evet. Bayağı bir zayıflamışsın. Ama görüntülerle de o kadar güzel keyifli geliyor ki bize. Yani bizi ne anlatmak istediğimizi anlayabilmek için herkesin bir klibi izlemesi lazım. Teşekkür ederim. Bir tıklamaları lazım. Görüntüleriyle yani çekim de çok hani kameranın etrafında dönmesi, ne bileyim evet, denizi evet, öyle boydan boya alması falan. O Bodrum'un başka bir yüzü orası. Aynen öyle. Ben başka bir açıdan diyorum. Çünkü Bodrum zaten bilinen bir Bodrum. Orası çok başka bir yerdi. Çok da iyi ki de orada çektik. Çok güzel görüntüler var. Keşfedilmeyen bir yer belki. Evet, aynen. Gün batımı falan müthiş olmuş. Güzeldi. Yani kısacası klibiyle, sözüyle, bestesiyle, düzenlemesiyle işte size dört dörtlük bambaşka farklı bir şarkı ve bambaşka farklı bir Erdal. Teşekkür ediyorum. Erdal'cığım ben çok teşekkür ediyorum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir kere sana çok ayrı teşekkür ediyorum. Bu benim ilk uğurum olsun. Sen uğurum ol. Çünkü benim ilk röportajım, ilk radyo röportajım bu. Biliyor musun? İlksin yani. Biz de ilk olmayı çok severiz. Onu da söyleyeyim. Ve teşekkür ederim gerçekten sana. Bir kere orada emeği geçen herkese lütfen teşekkürlerimi ilet. İnşallah bu şarkı bugün konuştuğumuz gibi enerji, ruhu yüksek bir programda ilk defa sunuluyorum. İnşallah bana uğurlu gelirsen. Bol bol çalacağız ve listelerimizde de zaten dinleyicilerimiz görüyorlar, dinliyorlar. Yolu açık olsun ve albümü de merakla bekliyoruz en kısa zamanda da. Belki de çok kısa zamanda Şubat ayı gibi albümde çıkaracağız. Belki de albüm çıktıktan sonra şöyle havalar da biraz daha böyle hani ısınınca, güzelleşince Nisan'a Mayıs'a doğru bir Bursa'dan geçersiniz. Yani bunu laf olsun diye söylemedim. Gerçekten geleceğim Bursa'ya. Biz de merakla bekleyeceğiz. Ve şeyi de söyleyeyim. Bu albümün yani bu tekli şarkının CD'si de bu hafta çıkacak diye. Ha bu arada single olarak da yayınlanıyor albümden tabii, önce. Tabii. Sağ olsun teşekkür ediyorum DMC'ye özellikle. Hı-hı. Böyle tek şarkılara CD yapmıyorlar ama bunca yıl aradan sonra herhalde ben bunu biraz hak ettim demeyeyim de hak edecek bir şey yapmadım. Hak ettim ben. Sonuçta onlar da bu işe güzellik kattılar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ne iyi ettin. Hoş geldin. Sağ ol. Görüşmek üzere. İyi bak görüşmek kendine. Görüşmek üzere diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Sen beni onca vardan yok sayamazsın. Yaram düşündüğün kadar küçük değil. İçinde
sen kanarsın. Ne güzel, ne keyifli bir sohbetti. Tabii ki gönül istiyor böyle stüdyomuzda ağırlamak ama söz verdi. Onu da yapacağız en kısa zamanda. İnşallah Erdal Çelik'le uzun uzun albümdeki diğer şarkıları da merakla bekleyerek ve tabii ki sizlerle paylaşarak.